Herkese selamlar, ben Burak. Bugün sizlerle beraber Logitech'in fiyat performans odaklı Full RGB G203 modelinin kutusundan çıkartıp incelemesini yapıyoruz. Bu mouse'un kutu açılımını yapmadan önce kısacık özelliklerine değineceğim, sonra direkt kutu açılışına geçeceğiz. Mouse'a baktığımızda 6 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Bu tuşları Logitech'in G-Hub isimli yazılımın üzerinden istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde RGB bir ışıklandırması bulunduğu için bu yazılım üzerinden RGB ışıklandırmasını da keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Mouse'un fiyat performans odaklı olduğunu, 1 milisaniye tepkime gecikmesinin olduğunu ve çok keskin bir sensör olduğunu öğrendim ve direkt aldım ve bu mouse sadece 85 gram ağırlığında. Yani hem hafif, hem keskin, hem RGB ışıklı, hem de çok kaliteli bir mouse bekliyor bizi. Şimdi gelin direkt kutu açılımını yapalım. Mouse'un kutusuna baktığımızda çok sade bir kutu bizi karşılıyor. Yukarıda kocaman G203 yazısı, Lightsync versiyonunun olduğunu, aşağıda da kocaman Logitech'in amblemini görüyoruz. Sol tarafa baktığımızda burada... RGB olduğunu, 6 adet programlanabilir tuş olduğunu ve söylemeyi unuttum, 200 ile 8000 dpi arasında bir hassasiyete sahip, 8000 dpi'ye kadar çıkabiliyor bu mouse. Sağ tarafında da kocaman G203 yazıyor. Kutu gerçekten çok hoşuma gitti. Arka tarafında Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu bulunuyor. Hiçbir zaman okumayacağımız bir şey. Şimdi gelin direkt bu mouse'un kutusunu çıkartalım. Evet, bandı söktüm ve direkt burası bizi karşıladı. Burayı böyle çıkartıyorum. Mouse direkt çıktı. Yine Logitech amblemini görüyoruz. The Color Collection yazıyor. Bu şekilde bir kağıt çıkıyor. Ve Logitech'in kutuların olmazsa olmazı Logitech sticker'ı çıkıyor. Ve kutunun diğer kalanında da böyle bir kitapçık bizi karşılıyor. Logitech Import 7 falan filan. Boş bir kitapçık. Anlatıma bak ya, boş bir kitapçık. Kutunun geri kalanı boş, gördüğünüz gibi. Boş bir kitapçık gibi. Kutu da boş. Arkadaşlar bu arada baktım ki kanal izleyenlerin %99'u kanal abone değil. Yani %1 kısımlık abone olan kullanıcılar izliyor. Bunun için aşağıdan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kutuyu da kapatamadım. Ama bu böyle kapanmaması lazım ya. Ha şöyle. Evet. Ve arkadaşlar mouse'a geldiğimizde böyle çıkartıyorum. Evet. Mouse 80 gram, gerçekten çok hafif. Şurası da silikonmuş bu arada. Kaymaz madde. Tasarımını zaten çoğu kişi biliyordur. Çok sade, çok hafif. Bir o kadar da güzel özellikleri bulunan, şöyle RGB ışıklandırmasını görüyorsunuz. Gerçekten çok şık duran bir mouse var karşımıza. Bu kablo da ince ama öyle dandik bir ince değil. Gerçekten bu kablo da çok kaliteli bir kablo. USB kısmına baktığımızda şu şekilde netleyeyim. Aynen. Siz de gördüğünüz gibi çok güzel bir Logitech amblemi bulunuyor USB kısmında da. Şimdi gelin mouse'umuzu bilgisayara takalım ve uygulamasında rengini nasıl değiştiriyoruz hep beraber öğrenelim. Benim her şeyim böyle tam olma hastalığım vardır. Böyle her şey orantılı olacak, her şey çok düzgün olacak ve muntazam şekilde koyacağım. Yani hepsi çok güzel bir şekilde duracak. Kırışmış olmaması lazım. Bunu da söyleyeyim dedim. Niye dediysem bilmiyorum. İçimden geldi. Evet, sıfır gibi tekrardan paketledik kutuyu. Evet arkadaşlar, mouse'un kablosuna baktım. Bugüne kadarki mouse'larda gördüğüm en uzun kablo var. Size şu şekilde göstereyim. Burada mouse var. Şurada USB kablosunu tutuyorum. Şöyle. Gerçekten çok uzun, anlamsız bir kablosu var. Zaten internetten de kesin olarak bakarsanız kaç metreymiş. Şöyle kabloyu arkasına attım. Mouse buraya koydum. Sizlerle beraber ben de ilk defa takacağım. Şöyle Logitech amblemini üst tarafa getirdim. Evet, mouse'un ışıkları geldi. Siz de şu an görüyorsunuz zaten. Azıcık daha şöyle yapayım. Mouse'un ışıkları şu anda zaten kendi kendine çok güzel bir şekilde renkleştiriyor. Ben büyük ihtimalle bu renge hiç dokunmayacağım. Ama size uygulamayı göstermek amacıyla. Bu arada mouse uçuyor. Kaygan olmasını bekliyordum da. Bu kadar beklemiyordum ya. Ne böyle? Uçuyor bu. Önceki mouse'un ilk başlarda uçuyordu. Sonradan yavaşladı da inşallah bu da öyle olmaz. Logitech G203 Lightsync Gaming Mouse ayarlandı ve kullanıma hazır diyor. Burada ben uygulamasını indirmiştim. Logitech Hub Installer diye, zaten direkt kendi internet sitelerinde var uygulamaları. Buradan direkt kuruyorum uygulamayı. Ekranı iyi görüyor musunuz bakayım?
Birazdan kaldırsam mouse gözükmeyecek. Ne yapayım ben? Evet, şu anda Logitech G Hub sürüm 2020.12 program files içine yüklenecek. Yükle diyorum. Başlatılıyor dedi. Bu ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. 384 MB'mış. Azlı bir rakam değil, çok da bir rakam değil. Bekleyelim bakalım. Evet, uygulamamız yüklendi sonunda. Neredeyse bir 15-20 dakika geçti. Evimdeki diyorum, erişime izin ver diyorum. Logitech G Hub uygulamasına hoş geldiniz. Haydi başlayalım yazıyor. Yazınıza tıklayın diyor. Daha ilerliyorum buradan. Buradan size ilerliyorum yine. G Hub'ı başlat diyorum. Daha sonra karar vereceğim dedim. Yine özellikler falan da filan anladım diyorum. Ve sonunda G203 zaten direkt burada mouse'umuzu buldu arkadaşlar, otomatikmen bağlı olduğu için. Buna tıklıyorum ve buradan DPI hızını 8000 DPI'ye kadar arttırabiliyorum. Parlaklığı burada en az parla aldım. Neredeyse yanmıyor, o derece az parlak gördüğünüz gibi. Şimdi ortalardayım. Bu benim için baya baya yeterli. Son parlaklığı alacağım. Bu da son parlaklık. Ortayla pek farkı yok aslında ama her neyse. Şöyle %70 yapayım. 70 güzeldir. Şu şekilde uygulamaya geri dönüyorum. Animasyonlar var, efektler var bir sürü. Okan Wheel diyor. Döngüler falan, tek tek renkler sürekli değişiyor. Döngü diyor, sıçrama, ters döngü, rastgele falan filan. Buradan keyfinize göre bakarsınız. Atamalar buradan, isterseniz makro oluşturabiliyorsunuz. Burada sol tarafta gördüğünüz hazır komutlar var arkadaşlar. İsterseniz bu komutları direkt buraya atayabiliyorsunuz veya istediğiniz tuşa atayabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten güzel özellikler. İncelememiz bu şekildeydi. Daha çok bu tarz video gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.